Mutlu akşamlar sevgili izleyenler. Spor TV'ye hoş geldiniz. KBSL özel programımızla sizlerleyiz. Bu akşam sizlere kadın basketbolunda olan tüm gelişmeleri aktarmaya çalışacağız. Derbiyle günü sonlandırdık. Fenerbahçe ve Beşiktaş derbisi vardı günü kapatırken. Hepsine değineceğiz, tüm maçlara değineceğiz. Serisi uzayan maçlar olacak belki. Belki serisi biten maçlar. Bakalım devamında nasıl gelecek. Sevgili Fatih Dilber'le birlikteyiz. Fatih abi hoş geldin. Hoş bulduk Esra. Aslında ben özetlemeye çalıştım girerken. Evet, sen bana iyi. Evet, bitti yayın. Yayın bitti, evet. Evet, hoş geldin. Hoş ayağımızın bulduk. Tozuyla katlardan geldik. Aynen. Nasıl bir maçı geride bıraktık? İstiyorsan sondan başlayalım. Evet, yani nasıl bir maçı geride bıraktık? Beşiktaş'ın aslında iyi oynadığı, 2,5 çeyrek iyi götürdüğü bir maçta. Fenerbahçe hakikaten işte çok kaliteli elleriyle, çok kaliteli oyuncu faktörüyle maçı kazanmayı başardı. Özellikle Brianna Stewart ve Courtney Vandersloot çok ekstra performans sergiledi. Son çeyrekte Emma Meesam'ın da onlara katıldı. İdil'in, genç oyuncunun Dana Evans'a baskısı Beşiktaş'ın tüm düzenini etkiledi. İkinci yarıda Beşiktaş hücumda istediklerini yapamadı. Çok fazla düzen dışına çıktılar. Aslında maçın ilk yarısında çeyreğin başında çok da oyundan düşmüş değildi. Böyle artık üçüncü çeyreğin sonuna doğru ya da ortalarına doğru biraz daha. Şeyde de dördüncü çeyreğin başı özellikle evet. Aziz Akkaya'nın da oyundan atılmasıyla beraber tamamen Beşiktaş için işler işte ne derler dönülemez noktaya kadar geldi. Maç sonunda da çok fazla reaksiyon gösteremediler. Yani maçı belki de şeyde tuttular işte 9 sayı bandında geçti. Hem Fenerbahçe tuttu evet. Hem Beşiktaş tuttu oralarda ama maçın sonunda 15 sayı farkla Fenerbahçe kazandı. Fenerbahçe için şey söyleyebiliriz, kötü bir prova. Yani iyi oynadığını çok söyleyemeyiz. Maçın uzun bölümünde de Alperi Onar sadece 3. çeyrek girdi, 4. çeyrek girdi, arada girip çıktığı dakikalar oldu. Alperi Onar'ın oynamadığını söyleyelim. Olcay Çakır Turgut sakatlıktan döndü, forma giydi bu maçta. Ama çok iyi dönmediğini söyleyebiliriz. Manolya konsantrasyon olarak çok düşüktü. Yani şey söyleyelim, Fenerbahçe'de kötü taraftan başlayalım sonra iyi tarafa geçeriz yavaştan. Konsantrasyon olarak bayağı felaket durumdaydı. Takım olarak mı? Yok, oyuncu Manolya özelinde. Takım olarak da Fenerbahçe'nin aslında savunma konsantrasyonunun maçın özellikle ilk yarısında çok iyi olmadığını söyleyebiliriz. Ama Brianna Stewart, Courtney Vandersloot, Emma Meesam'ın. Ki o Emma Meesam'ın da şey de söyleyelim bir ufak. Foul problemine girdi. Hmm. İşte çok verimli bir şekilde de oynadığı söyleyelim. Bir parça parça evet. İyi oynadığı dönemler var. Ama Fenerbahçe'nin takım olarak da çok iyi bir maç çıkarttığını söyleyemeyiz. Beşiktaş'ta özellikle maçın ilk yarısındaki efor çok kıymetliydi. Ama hep şey söyleyelim. Yani ben yayında da dile getirmiş oldum biraz ama Cuma günü Çukurova maçıyla başlayan Beşiktaş'ın çok ciddi bir yorgunluk serisi vardı. Cuma Çukurova, pazar bir maç daha, salı bir maç daha, perşembe bir maç daha. Cumartesi playoff serisi başladı. Pazartesi bugün playoff serisinde bir maç daha oynadı. Yani ne oluyor? Son işte 10 günde, hemen hemen 10 günlük süreçte bu 7. maçım oluyor Beşiktaş'ın. Evet. Yani çok kolay iş değil. Yani maç içerisinde evet. Yani benzer fikstür Fenerbahçe'nin de vardır elbet. Yani Fenerbahçe'nin de 10 günde değil ama işte atıyorum 8 günde 6 maçı var gibi ya da 5 maçı var gibi bir süreç olabilir ama çok yıpratıcı bir süreç. Yani maç içerisinde bir de Elif Bayram'la Dane Evans'ın sakatlıkları da vardı Evans'ın. Kolay olmadı bence. Beşiktaş çok kolay değildi bu maç. Monique Billings maça iyi başladı ama maçın ikinci yarısında biraz unuttu Beşiktaş onu. Ama burada Fenerbahçe'nin her topa Fenerbahçeli oyuncuların savunmada el göstermesi, pas arası yapma potansiyelinde bulunması Beşiktaş'a fazla hata yaptırttı. Ya da işte fazla telaşa sokturttu. Ama günün sonunda Fenerbahçe kazandı. 2-0. Kolay değil yani Beşiktaş gibi takım. Sezona çok kötü başladığı yerden buraya getirdi. Bir maçı programın sonunda da Beşiktaş'ı da biraz daha detaylı şekilde konuşuruz. Ligi bitirmiş, ligi sona ermiş takımları da konuşuruz. Ya da oradaki oyunculardan da biraz bahsederiz. Ama bugün özelinde bunları söyleyebiliriz. Fenerbahçe-Beşiktaş maçı özelinde.
Bakıldığında biraz da aslında yorucu bir maçtı. Çünkü iki takımın da ekstra fikstürleri var şimdi. Fenerbahçe'nin Avrupa'da, Beşiktaş'ı sen söyledin şimdi. Çok farklı bir fikstürden geçiyorlar artık. İki güne bir maç düşüyor galiba bakıldığında. Yorucu bir maçtı. Beşiktaş adına belki de hayal kırıklığı olmuş olabilir. Çünkü biz şimdi maç arasında konuşuyorduk belki alır Beşiktaş vesaire falan diye. Maç buralara geldi. Ama Fenerbahçe özelinde bakıldığında da her maç farklı bir oyuncusunun yıldızlaşma potansiyeli olan bir takım. Ama i̇şte yani bu maçım... Fenerbahçe evet. Buralar için kurulmuş bir takım. Yani evet. Yani elbette sezon oynanıyor, işte playoff şey normal sezon oynanıyor hem EuroLeague'de hem ligde. Ama Fenerbahçe'nin bu kadrosu EuroLeague playoff'ları, EuroLeague Final Four'u, EuroLeague şampiyonluğu, işte Türkiye Ligi şampiyonluğu, Türkiye Kupası'nı kazanma ya da Cumhurbaşkanlığı Kupası kazanma üzerine kurulmuş bir kadro. Yani o potansiyele sahip bir kadro. O yüzden biraz da şey söyleyebiliriz. Fenerbahçe özelinde şey söyleyebiliriz. Bu kadronun maçın ikinci yarısında biraz kadronun hakkını verdi. O son 15 dakikalık süreçte o hakkını verdi. Kolay da değil Beşiktaş'ın bu kadroyla yarışabilmesi. Ekonomik olarak da işte aralarda çok ciddi fark var. Bir de şey de söyleyeyim. Ben Beşiktaş taraftarını bu sezon özelinde şey görüyorum. İşte kadın basketbol takımı sessiz desteği. Mi? Çok sessiz. Yani sesli o. Ben Galatasaray maçında mesela Beşiktaş taraftarının o takıma gösterdiği tepki. Ya yönetime gösteriyorlar ama takım üzerinden yönetime gösteriyorlar. Çok yersiz ve gereksiz olduğunu düşünüyorum. Çok değerli genç oyuncular var. Elif Bayram'ın performansı çok değerliydi. Melek Uzunoğlu'nun daha tecrübelenmesi lazım. Hmm. Bir tık daha üzerine koyacaktır önümüzdeki yıl. O yüzden bu genç oyunculara biraz daha sahip çıkmaları gerektiğini düşünen taraftayım. Ama bu maç üzerinde de yani bir derbi maçı. Belki şey olarak düşündüm. Maç saati biraz iftar saatine denk geliyor. Kolay bir saat de değil. Hı hı. Ama yine de bir gün önce futbolda kazanılan bir derbi maçı var. Arkasından oynanan evet. Bir tane daha Fenerbahçe maçı. Belki o taraftarı maça gelme konusunda provoke edebilirdi ama o da etmemiş gördüğüm kadarıyla. Maçla ilgili şey söyleyeyim. Mazide Akkaya'nın iki tane teknik faulü sonrasında ihracı var. Ya yaklaşık buldun? Bir 8-10 gün önce Botaş maçıydı yanlış hatırlamıyorsam. Pazar günü oynanan. Evet, Botaş maçı. Botaş Beşiktaş maçında da benzer bir senaryo olmuştu. Aziz Akkaya iki teknik faul. Arda arda iki teknik faul. Yani birinciyi itiraz ederken ki ikinciyi çaldığı noktadan. Ya ben olaya şöyle yaklaşıyorum. Ya teknik fauller evet. Ha ki şey itiraz varsa işte çok yüksek dozajlı bir itiraz varsa evet teknik faul verebilirsin ama iki tane teknik faulü yaklaşık 10 saniye içinde çalmanın çok bir manasının olduğunu düşünmüyorum. Çözüm olduğunu düşünmüyorum. Çözüm her zaman ve her zaman diyalog. Diyalogdan geçiyor. Diyaloğa çevirmediğimiz sürece ya bu diyalog bu arada gayet samimi bir şekilde yani pozisyonda şey söyleyebilir Özlem Yalman o pozisyonda bir faul görmedik hocam. Tamam eyvallah itiraz ettiniz. Ben size teknik faul verdim. Sakin olun. Diyebilirsiniz bence. Bence hakemlerin ne yazık ki dönem dönem diyaloğa kapalı olduklarını evet itiraz etmesinler oyuncular. Katılıyorum. Sürekli diyalog kurarak da şey yapılamaz. Maçın temposunu da etkilersin hakem olarak. Ama bazı noktalarda diyalog kurulmasını gerektiğini düşünüyorum. Yani bir koç 10 saniyede ihraç edilmemeli bu oyuncular. Evet. Yani ben bu hangi koç olursa olsun yani takımı fark etmeksizin. Yani şimdi burada Beşiktaş Fenerbahçe maçı oynanıyor. İşte Beşiktaş'ta çok güzide yani ülkemizde 3 tane büyük takım var. İşte Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş. Ya bir sürü takım var da yaşay anlamında söylüyorum. Taraftar kitleleri çok fazla olan takımlardan bahsediyorum. Fenerbahçe gibi, Galatasaray gibi, Beşiktaş gibi takımlar var. Burada Beşiktaş'ı söylerken bu yarın bir gün Galatasaray için de geçerli, Fenerbahçe için de geçerli. O yüzden ya da diğer kulüpler için de geçerli. Bir koç ya da koçlar yani itiraz edecekler pozisyona. Belki de haklılar o pozisyonla ilgili. Ki ne kadar da önemli bir maç pozisyonunda yani. Yani belki de pozisyon da önemli pozisyon evet, bu arada. Evet. O yüzden ben şeyim o konuda hakemlerimizin diyaloğa biraz kapalı olduklarını görüyorum. Belki biraz daha hızlı mı karar vermek açısından acaba? Tam hızlı karar verebilirsin ya onda sıkıntı yok ama şey ya çok hızlı reaksiyon veriyorlar. Hı hı. O da şeye geliyor olay yani ister istemez seni şeyi düşündürüyor. Ya işte ben yılların hakemiyim tamam. Yani yıllardır da seni tanıyorum. Yani ben Esra'yı tanıyorum. Esra susmuyor, itiraz ediyor. Tamam verdim birinciyi, hala devam ediyor. Tamam ya ben bununla mı uğraşacağım? O zaman ön yargıya geliyor.
Ya o zaman sen ön yargılı çıkıyorsun diyorum o zaman ben maça. Veya sen, ya ben yılların hakemiyim, ben bunu çaldırttırmam. Ya ben bunu bu kadar konuşturttumam. bu zaman da egoya giriyor. Diyalog. Her şeyin başı diyalogdan geçiyor. Diyalog kuramadığın zaman bu iş seni doğru yere götürmez. Evet, o yüzden hakemleri en çok eleştirdiğimiz kısımlardan biri de bu. Şimdi ilk maça ben çok ufak değinmek istiyorum. Burada aslında Fenerbahçe bir tık daha nispeten daha rahat kazanmıştı. Ama Beşiktaş cephesinden baktığımızda da sana bunu belki sormuşumdur. Şimdi Deyna çok önemli bir faktör Beşiktaş için. Deyna'sız bir Beşiktaş'ı düşündüğünde neler söylemek istersin? Yani bu playofflar özelinde, ligin önceki kısmında. Buraya gelene kadar hikayeyi düşün. Deyna'sız bir hikaye nasıl olurdu? Çünkü bence... Yok, hikaye çok şey olmazdı. Yani farklı bir oyuncu profili. Evet. Yani mesela sallıyorum. Şimdi WNBA oyuncusundan bahsediyoruz. Yani şey oyuncudan bahsetmiyoruz. Ben hep şeyi söyledim yani burada söylemiş miyimdir hatırlamıyorum ama çevremdeki işte Levent'le falan kadın basketbolu konuşurken ya da seninle konuşurken de şey söylüyorum. Dane Evans Galatasaray'ın kadrosunda olsaydı şu an Galatasaray için çok daha farklı bir hikaye anlatıyorduk. Yani öyle bir skorere ihtiyaçları vardı. Dane Evans gibi bir skorere ihtiyaçları vardı. O yüzden bence Beşiktaş'ın bu sezon hikayesinin en önemli parçalarından biri. Ligin sayı lideri. Ama şey de söylemek lazım. Dönem dönemde yani işler kötü gittiğinde çok bireysel olabiliyor. Belki bunu geçtiğimiz programlarda söylemiş miydik yoksa kendi aramızda mı konuştuk? Söylemiştik. Çok bireysel istatistiğe dönüyor olay. Yani tamam eyvallah skor da ürettiği oluyor ama bir anda oyuncular için diğer 4 oyuncu için sadece git... Gel gibi oluyor. Savunmada burada biraz da, şimdi hani aslında çok adlandırmak istemiyorum ama biraz daha bencilliğe mi giriyor bakıldığında? Ya bencilliğe girmiyor, bireysel çözüme giriyor. Ya bencillik biraz daha şey kelime. Ya diğer arkadaşlarına... Evet doğru. Ya düşünmemek. O aslında şey düşünmemek, orada aslında düşünmemek değil de çözümü kendinde bulmak. Ya bu maçı kazandırırsam ben kazandırabilirim. Düşüncesi daha ağır basıyor belki de. O yüzden... savunmada da düşüyor bu arada. Savunmada işte adamı takip etmeye kaçıyor, işte... Savunma yapma potansiyeli aşağı iniyor. Yani bu fazla fazla Beşiktaş'a etkiliyor. Belki orada Beşiktaş bir tane daha kısası olsaydı elinde daha farklı olabilirdi. Yani sezon başında belki orada bir opsiyon olsun diye işte Nurnihan Dabakoğlu vardı kadrolarında. İşte Kübra Taşar'dan dönem dönem alabildiler, dönem dönem alamadılar. İrem Nastopuz. Ki Kübra Taşar sezon sonuna doğru biraz daha dönem dönem alabildikleri dönemi oldu. Yani genelde de kullanamıyorlardı. Keza şey de aynı şekilde İrem Nastopuz da çok istikrarlı katkı vermedi. Orada biraz daha rolleri belli olan oyuncular var. Mesela Kübra Siyah Sevindiğin, yeni soyadıyla eski soyadı Siyah Demir'di oradan girecektim. Kübra Sevindiğin rolü belli. O şu ceza şutunu sokması. İşte Melek Uzunoğlu'nun görevi belli. Sertlik katıyor olması. Elif'in o görevi... öyle. Elif'in belli. Aha. Ama orada Dana Evans'a yardım edecek oyuncular biraz daha şey. İrem Nastopuz, Kübra Taşar. Onların biraz daha destek atması gerekiyor. Ama dediğim gibi yani Beşiktaş hikayesinin en önemli parçalarından biri. O olmasaydı farklı. Mesela sallıyorum. Şimdi guard düşünüyorum. Fitzgerald. Antalya Toroslar basketbolda. O öyle bir isim olsaydı. O da çok skorer bir oyuncu. O da kendi skorunu üretebiliyor. Ama bu kadar liderlik edemezdi. Mesela dönüyorum. Kayseri'de Juicy Lindrum var. O da adam. Mesela Jessica Thomas edebilirdi. Ama o da çok başka bir profil. Yani o da kendi skorunu üretebiliyor. Ama onda da farklı... Bir oyun profili var değil mi? Evet. Yani kendi skorunu üretebiliyor, şut atabiliyor ama etrafına farklı oyuncular yerleştirmen gerekiyor. Evet. Şimdi derbiyi kapatmadan bir önce tabii parantez ki. Dana Evans'la ilgili. Umarız önümüzdeki yıllarda hep bunu söylüyorum. Daha fazla yani daha uzun yıllar bu ülkede Kadın Basketbol Süper Ligi'nde forma giyer.
Evet, tabii ki senin de yayın başında söylediğin gibi aslında bakıldığında çok zorlu bir fikstürden geçiyor takımlar. Umarım bu süreci de sakatlıksız atlatmaya çalışırız. Çünkü izledikçe artık farklı pozisyonlarda, farklı oyuncuların da sakatlandığını gördükçe tabiri caizse aslında üzülüyoruz biz diyelim. Şimdi derbiyi kapatmadan önce hep sana isimler soruyorum ya. Bugün de sana yayında da sormuştum aslında. İdil'i soracağım. Ya maçın ilk yarısında kötü girdi. Aslında iyi giremedi. O ceza şutlarını da sokamadı. Yani aslında sokabildiği şutlar onlar. Ama mücadeleden hiç geri adım atmadı. Ve o şutları sokamaması onun savunmasında geri adım atmamasına sebep olmadı. Geri adım atmadı. Özellikle maçın ikinci yarısında Dana Evans'a yapılan baskıda en önemli isimlerden biriydi. Bence önemli katkı verdi. Yani bence maçın kazanılmasında önemli rol oynayan oyunculardan biri Fenerbahçe adına. Bir de şey de söyleyelim. Kia Stokes için de söyleyelim. Maçın sonunda istatistik adına bakmadım ama yani herhalde çift tanelerde hücum ribaundu sayısı olabilir. Evet. Diyelim o zaman derbiyi kapatalım. Bir şöyle hemen diğer maçlara bakalım Fatih abi istiyorsan. Çünkü konuşmamız gereken birçok mücadele var. Bunlardan biri de Çukurova Basketbol Çankaya Üniversitesi'ni. 2-0'la geçti ve yarı finale yükseldi playoff'ta. Aslında beklediğimiz bir sonuçtu bu seride. Uzamayacağını tahmin ettiğimiz serilerden biriydi. Öyle değil mi? Kesinlikle. Yani özellikle BOTAŞ maçından sonra Çankaya evet. Üniversitesi'nin o BOTAŞ'la kendi sahasında oynayıp uzatmada kaybettiği maçtan sonra kendi sahasında demeyelim ikisi de Ankara Arena'da oynuyor. Ankara işte spor salonunda oynuyor maçlarını ama fiş çekti. Yani Çankaya Üniversitesi Fenerbahçe'ye karşı çok ağır mağlubiyet aldı. Emlak Konut karşısında ağır mağlubiyet aldı. Sonra yokuş aşağı gitti. Biraz Kayseri karşısında biraz daha fazla direndiğini gördük. O maçta da Ten White sakatlandı. Sonrası da onlar adına yokuş aşağı oldu. Çukurova karşısında da çok fazla direneceklerine çok fazla ihtimal vermedim. Hatta ya öyle bir noktadaydı ki Bursa maçını kaybetme noktası ben herhalde şey dedim. Ya bu playoff'a da biz kalmayalım. Bu Bursa hakikaten bu Bursa Beşiktaş'ı da yener. Biz oradaki üçlü averajı da kaybedelim maçı gibiydi. Ya ben öyle hissettim. Yani önce onu söyleyeyim. Evet. Biz bu üçlü averajı kaybedelim. Oradan çıkacaksa playoff'u Ormanspor oynasın gibiydi. Hissettirdi dışarıdan bakanlara. Biraz istatistik maçları oldu. Evet. Yani şimdi tabii ki herhalde açarsın parantezi bazı oyuncular. Asena Yalçın ama. Asena tabii Yalçın. Ki ama açalım tabii ki ya Asena için. Müthiş. Şimdi geçtiğimiz yani. Haftalarda bağladık. Öyle değil mi? Çok, evet evet. Çok müthiş pozitif insan. Çok pozitif bir insan ve bu performansını tabii ki parantez açacağız. Tabii ki. Kesinlikle. Tabii ki açacağız. Neler söyleyeceksin? Müthiş performans hakikaten. Evet. Yani 9-3'lük. Kariyerinin ya şeyi bu sezonun en fazla bir maçta üçlük atan oyuncusuymuş. Ha. Da Asena Yalçın'ın kariyerinde herhalde en fazla üçlük evet. attığı maçıdır evet. diye tahmin ediyorum. Öyle bir şey paylaşıldı mı bilmiyorum ama. Paylaşıldı diye gördüm ama keşke görselleri alıp koyabilseydik. Ben evet. de öyle tahmin ediyorum ama Asena'nın şey özellikle ilk çıktığı dönemler Ceyhan Belediyesi ile oynadığı, Ceyhan Belediyesi forması giydiği dönemlerde de bazı maçlarda çok fazla üçlük attığını hatırlıyorum. Ama 9'da değildir o rakam. Yani onu da söyleyeyim. Federasyon sitesinde 2017'ye kadar olan istatistikler var. Ben çok incelemedim öncesini ama şeydir. O rakam en yükseklerinden biri. Çok özel performans. İlk 8 tanesini ilk yarıda atıyor. Yani herhalde çok fazla görmeyiz. 8 bu arada yani istatistik olarak şey ilk yarılar tutuluyor mu? Ya da işte bir arşivde var mı? İlk yarılar derken? Ya maçların ilk yarıları tutuluyor mu? Arşivlerde var mı? Yani 9 üçlük vardır tahminim. Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde. Ben öyle tahmin ediyorum. Çünkü çok özel oyuncular geldi bu lige ve onlar atmışlardır diye tahmin ediyorum. Ama bir yarıda 8 tane üçlük atan yoktur diye tahmin düşünüyorum. Ama o istatistiğe bakmak lazım. Şeyde özellikle erkek basketbolu NBA'ye falan girdiğin zaman çok değişik istatistiklerle karşılaşabiliyorsun evet, evet. ve bulabiliyorsun. Burada biraz daha kısıtlı kalıyor. Tabii bu tabii imkanla orada, da alakalı. Yani, evet evet NBA'de çok fazla istatistik tutuluyor. Evet evet. Tüm yani, oyuncular ayrı ayrı inceleniyor orada. Evet. Yani oyuncunun geçmişinde dahi neler yaptığını görebiliyoruz çok fazla. O yüzden ama onun adına çok
özel performans diyebiliriz. Çukurova adına aslında farklı isimleri de konuşmak lazım. Belki Esra'yı, Sinem'i konuşmak lazım bu maç özelinde bakıldığında. Yani Sinem ilk maç özelinde de. E tabii ki. Tabii yani. Sinem'i biz aslında hep konuştuk. ya bir dönem şeyi söyleyelim. Ekrem Memnun döneminde orada süreleri biraz kısılmıştı, azalmıştı. Hı. Yani bunu söyleyebiliriz. Çünkü sezonu başlarken evet. oynayarak başlamıştı. Orada biraz daha şey, bir de Chelsea Gray'in geldiği dönemde o. Yani ard arda yani o transferi de düşünmek lazım. Ama Cumhurbaşkanlığı Kupası maçından sonra ki Cumhurbaşkanlığı Kupası maçında Sinem Ataş'ın inanılmaz bir katkısı var. Hı hı. İyi bir geri dönüşü tekrardan olduğunu düşünüyorum. Sezona da aslında çok çok iyi giriş yaptığını söyleyemeyiz. Ama şey var. Emlak Konut deplasmanında çok kritik bir şutu var. Forvet'ten attığı. Hı hı. Maçı kazandıran şut. Evet. Ondan sonrası bence onun adına kariyerinin en iyi dönemlerinden biri olduğunu söyleyebiliriz. Hı hı. O da yani kariyerinde elbette kendini çok iyi hissettiği dönemler vardır ama bence Çukurova'nın en büyük avantajının ne olduğunu düşünüyorum. Oradaki oyuncular kendilerini oynadıkları organizasyonun gerçekten bir parçası gibi hissediyorlar. Bazen bazı kulüplerde bunu göremiyorsun. Yani şey diyorsun, geldim ben bu kulübe, işte bir yıl para kazanıyorum. İşte seneye ne yapacağız acaba? Ama sanki Çukurova'lı oyuncular da izlerken, Çukurova Basketbol, işte Yenişehir Belediyesi, burada bütün her şeyi söylemek de lazım aslında. Evet, evet. Çok ciddi sponsor destekleri oluyor burada. Bazen atlıyorum, kusura bakılmasın. Oyuncuları izlerken, işte Asena'yı, Esra'yı, işte Gamze'yi, işte Gökşen'i izlerken hepsi orada bir aidiyetlik hissediyor. Chelsea Gray'i hatta bir aidiyetliği görebiliyorsun. Bu çok değerli, kolay kolay olmayan şeylerden biri. Yani oyuncuların kafalarında şey olur. Ya bilirsin bu arada erkek basketbolunda da olur, Euroleague'de de olur. Ya ben nereye, ya iyi oynarsın, şey dersin. Ya ben tamam iyi oynuyorum, buradan nereye gideceğiz acaba? Ne olur acaba? Evet. Ya da şey olur, işte sezon senin açısından normal geçiyordur. Standart geçiyordur. O da vasat geçiyordur. Ya işte burası da bitecek de seneye ne yapacağız acaba falan. Ama orada giren çıkan oyuncularda ya ben o organizasyonun şimdi şeyi eleştirdiğimi biliyorsun. İşte çok fazla koç değiştirildiğini eleştirdiğimi ben evet. hala çok şey yapmıyorum. Eleştiriyoruz ama bu organizasyonu bu şekilde tutabilmek evet. ve oyuncuları bu yaklaşımda bulundurabilmek çok değerli. 3 tane Fenerbahçe maçı oynadılar. Hı. Ligdeki en temel rakiplerinden en tepe rakiplerinden biri. Belki de Final Four finalini Fenerbahçe Çukurova finali izleyeceğiz. 3 tane maçta daha konsantre gördük. Galatasaray maçı oynadılar 2 tane. Hem işte Emlak Konutu salonunda oynanan bir maç var. Hem de Çukurova'da oynanan maç var. İkisinde de maksimum konsantrasyon. Yani demek ki en kritik maçlar ya. Çünkü Çukurova Galatasaray maçı belki de lig liderliği için kritik maç olabilirdi. Yani o yüzden oralarda oyuncuların o şeyi alması bence çok değerli. Sahipliği görebilmiyor olması. Bir aile yapısı mı evet. bahsettiğin şey? Evet. Aile yapısından da biraz daha fazlası gibi görüyorum ben onu. Yani aile yapısı gördüğümüz takımlar oluyor. Hı. Aile yapısından da biraz daha fazla görüyorum. Sahiplik çok fazla orada. Gördüğümüz kadarıyla. Bunu BOTAŞ için de söylemiştik geçtiğimiz haftalarda. BOTAŞ biraz daha aile. Bak. Evet evet. O çok net aile. Yani o hakikaten iyi bir aile görüntüsü. Ama şeydeki Çukurova'daki biraz daha sahiplik gibi geliyor. O organizasyonları kurabilmek çok kolay değil. O yüzden organizasyonu takdir ediyorum bu yönlerinden dolayı. Evet, belki de koç değişiklikleri bu yüzden onları çok etkilemiyor. Aynen yani düşünsene. Evet. Ben şey derim yani 3. koçtan sonra fiş çek. Bak bu arada gerçekten böyle takımlar oluyor. Yani aslında iddialı başlayan sezona iyi giden sonra bir koç değişikliği, 2. koç değişikliğinden sonra tamam deyip fiş çeken takımlar oluyor. Evet. Bu takımın bir arada kalması da iş. Yani bu arada kötü koçlar da gelmedi. Bence Emre Vatansever için biraz daha bekleyebilirlerdi. Çok erken hareket ettiler. Benim görüşüm o yönde. Ekrem Memnun için bir tercih anladığımız kadarıyla. 3. tercih Roberto Iniguez. O da tecrübeli bir koç. Kadınlar evet. Euroleague için. Evet. Peki değerli izleyenler, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde playoff maçlarını tartışmaya devam edeceğiz ama öncesinde kısa bir ara.
Kaldığımız yerden devam ediyoruz sevgili izleyenler. İNG Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde playoff heyecanı Spor TV ekranlarında yaşanıyor. Şu an Emlak Konut BOTAŞ mücadelesine bir geçeceğiz. Aslında ufak bir değinmiştik Fatih abi ama uzayacağını tahmin ettiğimiz serilerden biriydi bu da. Evet. Maç programda konuşmuştuk. Evet. Evet, beklediğimiz serilerden biriydi. En heyecanlı ama maçlar. Tam evet. Tersini bekliyorduk biz. Yani önce evet, BOTAŞ kazanır, sonra Emlak Konut kazanır. Üçüncü maça gider beklentisi içindeydik ama yani ilk maçta bayağı çekişmeli geçti. Yani hı-hı, hakikaten oyun gitti geldi gitti, hı-hı, geldi. O maçın sonunda Emlak Konut hatalar yapmasına rağmen bu arada maçı kazanmayı bildi. İlk maç aslında bakıldığında daha çekişmeli geçti. İkinci evet, ikinci maç, maça geçtiğimizde biraz daha evet, şaşırtıcı derecede mi denir? Biraz daha rahat. Ya şey, ilk maçtan bir birkaç şeyi söyleyeyim, veri verelim. Hı-hı. İşte Gizem'in son birkaç maçta çıkışı evet, evet, vardı. Gizem iyi maç çıkarttı. Bahar Çağlar iyi maç çıkarttı. Bu arada Megan Walker geri döndü ama hı-hı, çok az süreler, yani kısıtlı süreler aldı. Naira Fields müthiş maç çıkarttı. Sezon içerisindeki iki maçta da aslında BOTAŞ kazanmıştı Emlak Konut karşısında. Hı-hı. Emlak Konut salonunda oynanan maçta. Hem de Ankara'da oynanan maçta ikisini de kazanmıştı. O yüzden seri çok merak ettiğimiz serilerden biriydi. Yani yine BOTAŞ'ın domine edeceği bir seri miydi yoksa kafa kafaya mı oynanırdı? İlk maç bize kafa kafaya oynanır gibi geldi. Ama ikinci maçta Naira Fields'ın sakatlanması ve yokluğu çok fazla etkilediğini gördük. Megan Walker da işte o işte burnunun kırılmasından sonra belki maskeyle oynuyor. Çok iyi dönebilmiş de değil. Hücumda organize olamadılar. Çok durağan kaldılar hücumda. Savunma kaynaklı sayı üretemediler. Yani bence orada tek maça ortak olabilme noktaları iyi savunma yapıp tempo yapmalarıydı. Ama çok iyi savunma yapabilecek potansiyelde bir takım da değiller. Maçın başından itibaren BOTAŞ domine ettiğini söyleyebiliriz maçı. Yani ilk dakikadan itibaren çok net oynadılar. Çok iyi bir galibiyet aldılar. Onlarda da Catherine Doyle yoktu. Yani ama onlar nasıl diyeyim, Destiny Slocum da aslında savunma katkısı veriyordu ama yani hücumda o kadar şey yoktu. Katkısı sınırlıydı. Burada Emlak Konut'un özellikle çok fazla zorlayamaması hücumda, hı hı, BOTAŞ'ın işine geldi. Sevgi Uzun çok iyi maç çıkarttı. Makulay çok net, çok iyi maç çıkarttı. Ya şey gelmişler, BOTAŞ şeye gelmiş yani çok net bir şekilde, kararlı, evet, net bir şekilde bugün biz buraya kazanmaya geldik. Naira Fils olsaydı belki biraz daha çekişmeli olurdu ama yani yine de çok net favorisi olduklarını gösterdiler. Üçüncü maç ne olur? Biraz ona bakmak lazım. Çarşamba günü oynanacak maç. Hı hı. Ankara'da saat 5'te sanırım maç. Evet. Orada da şeyi söylememiz gerekiyor. Şimdi BOTAŞ karşısında daha kararlı bir Emlak Konut mu göreceğiz? Naira Fils oynayacak mı? Diğer tarafta Catherine Doyle oynayacak mı? Catherine Doyle da bu arada son dönemi de iyi geçiren oyunculardan biriydi. Yani BOTAŞ adına onu da söylememiz lazım. Ama şey, genel anlamda BOTAŞ'ın çok beğendim. Hakikaten sezonun evet, iyi performanslarından biriydi onlar adına. Ayşegül çok iyi çıkarttı. Ayşegül Günay çok iyi çıkarttı. Melis Gülcan kenardan gelip, evet, ikisi de Ayşegül Günay da Melis Gülcan da kenardan gelip çok iyi maç çıkartan oyunculardı. Hı hı. Maçın sonunda Hatice Pelin iyi o skor üretti en azından. Emlak Konut tarafında da şey söyleyebiliriz. Berfin Sertoğlu, bizim gelecekte çok ümitli olduğumuz genç oyunculardan biri. O da maç içerisinde çift taneyi yakaladı. Ama onun da savunma konsantrasyonu ya da maç konsantrasyonunu, ya ikisini de dahil edelim, maç konsantrasyonu maksimuma çıkartması lazım. Ama oynaya oynaya bu işler gelişecek. Yani evet, o oyuncu biraz daha forma giye. Bu sene biraz daha Emlak Konut gelişimle bir alt ligde, hı-hı, mücadele ediyor. Hı-hı. O alt ligde de çok iyi maçlar çıkartıyor. O yüzden yüksek ihtimalle önümüzdeki yılda Emlak Konut onunla ilgili plan program yapıyorlardır diye tahmin ediyorum. Yani
oynadıkça belki de daha çok sahiplenme, daha akılcı top kullanma adedini arttıracaktır gibi geliyor. Benim çok mutlu oldum. Çok heyecanlı oldum. Genç oyunculardan biri. Umarız sakatlanmadan, ağır sakatlıklar geçirmeden kadın basketbolumuza hizmet verir. O da ben bugün oynadı ve mutlu oldum izlerken. Keza Hatice Pelin de sahaya girdiğinde. Yani daha fazla süre alıyor bu sezon Hatice Pelin. Diğer genç oyunculara nazaran. O yüzden o da maçın sonundaki en azından performansı, skor bulmuş olması onun özgüveni açısından önemli. Ki playoff dışında, potasının dışında kalan takımlarda da bizim konuştuğumuz genç isimler var. Onların da üzerinde duracağız az sonra. Ama bir playoff cephesini bir kapatalım ilk önce. Serinin 3. maçı Emlak Konut BOTAŞ arasında çarşamba günü oynanacak. Bakalım 3. maçta neler yaşanacak diyelim ve Galatasaray Çağdaş Factoring Nesibe Aydın mücadelesine geçelim sevgili izleyenler. Burada da 76-69 Galatasaray üstünlüğü vardı. Galatasaray maçını nasıl buluyorsun? Nasıl bir maç geçecek? Seri uzayacak mı sence? Nesibe Aydın'ın cephesinden bakıp bu soruyu cevaplasam mesela. Yani Nesibe Aydın cephesinden bakıp soruyu cevaplarız aslında da onların sezon başından bu yana uzunlarının foul problemine girmediği maç hemen hemen yok gibi. Yani bu serinin de en kritik şeylerinden biri. Yani yine Meritap, yine foul problemi, yine Chelsea Nelson, yine foul problemi. Yani maçın sonunda belki de maçı kazanabilecek ya da maçı uzatabilecek noktaya getirdiler aslında. Çok zorladılar Galatasaray'ı. Yani kolay bir maç olmadı. Kafa kafaya geçen bir maç oldu. Zaten öyle bekliyorduk ama. Yani bu serilerde BOTAŞ Emlak Konut, Galatasaray Nesibe zorlu geçecek iki maçtı bizim için. Evet yani zorlu geçmesini beklediğimiz maçlardı. Evet. Ama normal sezondaki iki maçı da Galatasaray kazandı. Yani aslında ilk maçı çok rahat kazandı. İkinci maçta yabancı rotasyonu yaptı. Koç Alper Durur. Orada çift tane geriye düştü. Çift taneden gelip kazandılar. Bu hikayenin sonunda da aslında baktığımızda Nesibe Aydın'a karşı ağır basıyorlar gibiydi kağıt üzerinde. Ama Nesibe Aydın da dersine iyi çalışmış. Evet. Hakikaten iyi çalışmışlar. Ama yetmedi. Yani çok ama kolay da değil. Şimdi Tara McCown'la oynuyorsun. Çok kolay değil yani foul problemine girmemen. Yani ama yani şey de söyleyelim. Sadece Tara McCown değil. Yani Nesibe Aydın'ın uzunları farklı maçlarda da foul problemine giriyorlar. Maç sonunda onların istediği gibi olmadı diyelim. Nesibe Aydın'ın istediği gibi. Ama Galatasaray'da da hakikaten Azura Stevens, hakikaten o da ben bu sezon lige renk katan oyunculardan biri olduğunu düşünüyorum. Evet. Azura'nın. Evet. Tamam, Teore McCown çok özel oyuncu. İşte diğer işte Nasis Gaite iyi oyuncu falan ama Azura ligde çok başka bir noktada. Evet. Hakikaten o kalitesini hissettiriyor. Hissediyorsun, hissediyorsun. Evet, evet. Yani valla ben ligde beğendiğim oyunculardan, yani oynadığı da izlerken beğendiğim oyunculardan biri Azura. Yani Dane Evans'a da aynı şeyi söylüyoruz. Evet, Azura evet. Da benim o favori oyuncu listemde var kendisi. Bu arada evet, iki ismi ben de sayarım. Şu an hatta iki isim isteseydim bu isimleri verirdim galiba. Gerçekten mi? Evet. Yani o yüzden o da çok iyi maç çıkarttı. Galatasaray avantaj sağladı ama şimdi seriye ara veriliyor. Şimdi Galatasaray'ın Avrupa Kupası maçı var. Asvel'le karşılaşacak. Orada da farklı bir fikstür mesela. Yani araya Avrupa giriyor, sonra tekrar... Şimdi yani sen bu nasıl oradan bir şey attın bana, zehirli oku attın. Bu nasıl bir durum mesela? Ya ben şeyi söyleyeyim. Beşiktaş'ı değerlendirdik, bunu da değerlendirelim. Ya şeyi söyleyeyim, bence orada FIBA kulüplere biraz ya da federasyonlara biraz yardımcı olması gerekiyor. Ya bence bu fikstürler biraz şey, ya hakikaten çok... Evet, başladık. Çok çok zor fikstürler yani takımlı. Evet. Ben hep şeydeyim, ben hep oyuncular tarafındayım. Hep oyuncular tarafından bakıyorum. Koçlar tarafından da bakabiliriz. Yani... Şimdi playoff'ta neyse anlıyorum da şey düşün. Yani ben koçum, normal sezonu oynuyorum. İşte Çankaya Üniversitesi'ne mi hazırlanayım? Beşiktaş'a mı hazırlanayım? Yok. Fenerbahçe. Yani salı oynuyorsun, perşembe oynuyorsun, cumartesi oynuyorsun. Ya Beşiktaş'ı düşünsene Aziz Akkaya'yı. Hadi arkadaşlar bugün oynadık. Kimle oynuyoruz? Bir tane daha oynayalım. Bir tane daha oynuyormuşuz. Yani anlatabiliyor muyum? Oyuncu olarak çalışamazsın. Yani kolay değil. Yani adaptasyon çok kolay değil.
çok bence sıkıştırılmış fikstür konusunda biraz değerlendirmemiz gerekiyor. İki FIBA tarafına geçecek olursak. Abi, final serisi, final maçı. Asfer evet. Galatasaray finali oynanıyor. Aynı dönemde playofflar oynanıyor. Liglerin playoffları oynanıyor. İşte farklı liglerin de playoffları oynanıyor. Farklı takımlar da olabilir. Farklı takımlar Final Four'da kalabilir. Mesela Fransız takımı kalmamış Final Four ama iki tane Türk takımı Final Four'da, Euroleague'de bir tane Türk takımı final oynuyor. Şimdi biraz kulüplerin federasyonlara biraz yardımcı olmaları gerekiyor. Bence burada şey serisi final ya da turlar şey oynanabilirdi ya. Salı, Cuma, Pazartesi, Perşembe. Ya araya en azından iki gün sokup. Normal sezonda anlıyorum bak. Normal sezonda haftada bir maç oynanmasına, çarşambadan çarşamba ya da perşembeden perşembeye oynanmasına bir lafım yok. Ama yani buraya geldiğin noktada artık bir final oynatacaksın. Ya tek maç oynatırsın ya da Final Four'a çevirirsin, daha erken oynatırsın. Ya bu yıllardır böyle. Yani üzgünüm, yıllardır böyle. Euroleague'de de aynı. Euroleague'de ben hala anlamadım. 2007'den 2006'dan bu yana hep şey oynanıyor. Salı oynanıyor ilk maç, playoff maçı. Cuma oynanıyor ikinci maç, playoff maçı. Yani playoffların çeyrek finalden bahsediyorum. Çarşamba oynanıyor üçüncü maç. Abi niye perşembe oynanmıyor? Niye pazartesi oynanmıyor? Ben hala anlamıyorum. Ya niye 5 gün koyuyorsun ona? Mesela niye 5 gün koyuyorsun? Kulüpler bu arada memnundur bundan. Ben olsam, işte Fenerbahçe yerine olsam, Çukurova basketbolu yerine olsam memnunum. Ya orada 2 gün ara var. Zaten bizim federasyon şeyi de erteliyor. O maçı da erteliyor oradaki. Ertelemesi normal bu arada. Yani niye erteliyorlar demiyorum. Normal. Ama yani bu sefer de başka şey fikstürü sıkıştırıyorsun. Bu arada oyuncular bence şikayetçiler mi değiller mi bilmiyorum ama alışmışlar bu duruma. Yani şikayetçi olmaları gerekiyor. Şikayetçi olup olmadıklarını bilmiyorum. Geçtiğimiz hafta Birsel'i konuk almıştık burada. Ona sormuştum bunu. Bu fikstürü nasıl kaldırıyorsunuz? Sonuçta bir yerde Avrupa var, bir yerde ligimiz zor bir lig. Ona adapte olmaya çalışıyorsunuz. Ve artık ligin son demleri şöyle bir cevap vermişti. Artık dedi hani her şeyi yapıp sona gelince o artık hani pastanın üstüne koyduğum bir krema gibi. Hani bu tarz bir cevap vermişti. Güzelliği de orada demişti. Belki hani bu açıdan bakıyorlar sporcular. Çok ağır sakatlıkları geçebilen oyuncular olmuştu geçmişte. Hı. Yine olabilir. O yüzden maçların işte bazen şeyleri... Konsantrasyonlarını çok yüksek tutmak zorunda kalabilirsin. Bazılarını düşük tutmak zorunda kalabilirsin. Evet. O yüzden de bazen oyuncuların sakatlıkları artabilir. Bazen de şey var. Yani günün sonunda yorgunluktan dolayı oyuncu yanlış da basabilir, ters de basabilir. Evet. Ne yazık ki. O yüzden ben orada tabii. FIBA'nın biraz işte şey diyecekler. Hep FIBA eleştiriyorsun'a dönüyor ama yani biraz daha şey ya bu fikstürde daha farklı bakması gerektiğini düşünen taraftayım. Hı hı. Yani orası çok kabul edilebilir. Bir playoff'ların ortası ya. Her ülkedeki playoff'ların ortası. Bir de WNBA karar ya şey yapmasın lazım. Ya FIBA olarak bir şey karar vermen lazım. Abi ben bunu burada oynatacağım. Siz buna karar verin. Hı hı. WNBA ile de konuştum. Hiç kimse işte 1 Mayıs kuralını kaldırdım. 1 Mayıs'a kadar WNBA'de takımına katılmak zorundasın hı hı ya oyuncu hı hı. olarak. O kuralı da kaldırdım falan demen lazım. Evet. Ya Türkiye Ligi ben yanlış hatırlamıyorsam işte 16-17 Mayıs'a kadar uzayan bir ligdi. Şimdi Nisan sonunda bitirtmeye çalışıyoruz ligi. Evet. Yani bir... kolay değil. Eğer böyle, bence birazdan ligden düşmeyle ilgili de konuşuruz. Bence lig takım sayısının azalması lazım. Farklı bir yerden bakacağım. Ya da formatın değişiyor olması lazım. Euro Lig'in, Euro Cup formatlarının değişiyor olması lazım. Olmaz mı? Kolay kolay. Bu fikstürü çok zor. Bitiremezsin. Evet. Her sene aynı şeyi yaşarsın. Her sene aynı şeyi yaşarız. Ya burada federasyonların, ki bu arada şeyde değiliz ha. Yani İşte üçüncü sınıf bir kadın basketbol ülkesi değiliz. Kadın basketbolunda söz sahibi olan ülkelerden biriyiz. Bence bunu FIBA'ya ve FIBA başkanı da FIBA Avrupa başkanı da Türk. Turgay Demirel yıllarca Türkiye Federasyon Başkanlığı yapmış bir insan. Bence burada diyaloğu kurmamız lazım. Anlatmamız lazım. Bu olmaz. Hakikaten olmaz. Evet, oyuncular cephesinden bakalım. Ben bu arada yani hala yarı finaller ne zaman başlar oturtamadım kafamda. Galatasaray Cuma günü oynuyor Nesibe Aydın. Ne olacak pazar günü Fenerbahçe Galatasaray playoff serisi mi başlayacak? Başlayacağını zannetmiyorum ben de. Yani, ama başlamak zorunda bir yerde de. Başlamak zorunda da. Ya erken başlamak zorunda. Şimdi Nisan sonunda bitirilmeye çalışıldığı için. Tamam başlamak zorunda da. Şimdi Galatasaray'ın belki de kupa kazanacağı maçların tam ortasına sen maç koymuş oluyorsun. Evet işte. Şimdi bütün takımların şanssızlığı var. Az önce Beşiktaş'tan bahsettik. Şimdi Fenerbahçe'den bahsettik geçtiğimiz dakikalarda. Şimdi Galatasaray'ın böyle bir fikstürü var. Gerçekten önemli bir maça çıkıyor, finale çıkıyor Euro Cup'ta. Ya kötü bir şeye denk geldi, döneme denk geldi. O fikstürü hakikaten
sıkıştırmak zorunda kaldık ama yani bence düşünmemiz lazım bence. Gerçekten takım sayısını düşünmemiz lazım. Evet, farklı çözümlere artık bir yerde de yani, başvurulmak zorunda ya da ligi erken başlatacağız. Bilmiyorum, orada da oyuncu cephesinden çok da olumlu cevaplar geleceğini düşünmüyorum. Ben. Ya takımlar cephesinden de gelmez. Düşünsene. Tabii ki. Yani WNBA Ekim başında bitiyor ya da Eylül sonunda bitiyor. Ya oraya şey falan mesela 2 yıl sonra şey gelecek. Paris Olimpiyatları gelecek. WNBA Ekim başında falan bitecek. Ne yapacaksın? Ya yani senin Brianna Stewart Fenerbahçe'de Brianna Stewart'la devam etti. WNBA finali oynadı. Ne yapacağım? Ha, ki şey de diyebilirsin. Ya yani zaten Brianna Stewart Ocak ayında geliyor Fenerbahçe'ye de diyebilirsin. Ama Ocak ayında gelmeyecek bir oyuncu da getirebilirsin. Yani evet. Başka takımları da etkileyebilir bu süreçler. Bilmiyorum. Evet. Bana çok sağlıklı gelmiyor. Önce böyle bir fikirle geleyim. Öyle evet. Söyleyeyim. Şimdi Galatasaray'ı da konuştuk. Şöyle bir playoff cephesinin dışında kalan takımlara bir bakalım dedik ufak. Çünkü çok az vaktimiz kaldı. Evet, hangi takımdan başlayalım bir bence başlayalım. Bence hiç girmeyelim o topa. Önümüzdeki programlarda zaten rahat rahat konuşuruz. Evet, o zaman şöyle diyelim. Euro Cup'la kapatalım Galatasaray Euro mücadelesi. Evet, aynen. Çok önemli bir Galatasaray maça çıkıyor. Euro Cup'ta final maçına. Üçüncü defa o kupayı kazanmaya çıkıyor Galatasaray. Zor eşleşme. Yani Euro Lig takımı. Bence Asvel Euro Lig takımı kadrosu var. Sezon öncesi beklediğimiz final. Yani dediğim gibi bir Zaragoza İyi ben hayal, yani hayal etmiştim değil mi? De Zaragoza biraz zorlar demiştim ki yanlış hatırlamıyorsam, yanlış görmediysem eğer, çok takip edemedim ama İspanya Kupası'nı kazanmış. Yani orada Avenida'lar falan varken oraya bir sevince denk geldim. O hakikaten şey eşleşme, değerli eşleşme. Lyon'da Galatasaray'da sadece Galatasaray sonunda Venezia'ya kaybetti ama Lyon sadece gruplarda kaybetti. Lattes Montpellier'e iki maçta da kaybetmişlerdi. Sonrasında hiç kaybetmediler. İyi takım onlar. İlk maç deplasmanda bir saha avantajından bahsedebiliriz Galatasaray adına. Çünkü şeyde oynayacaklar. Ne derler? Deplasmanda oynayacaklar, sonra dönecekler. İç sahada biraz daha o atmosferi biraz daha sert hale getirebilirsin Ahmet Cömert'te. Geçmişte Galatasaray'ın Toronto karşısında yaptığı gibi. Kras Basket Toronto'yu yenerken ilk Euro Cup şampiyonluğunda deplasmanda yenilmiş olsa da iç sahada o şeyi fark kapatmıştı. Ama özel oyunculara sahipler. Gabby Williams var, Marin Johan var, Sandrin Gruda var. Ya bunların hepsi Euroleague oyuncuları. Galatasaray'da da tabii keza öyle oyuncular var ama sanki Asvel kadro olarak bir adım önde gibi görünüyor ama sağ avantajı Tera McCowan'ın işte gene Mart ayının da en değerli oyuncusu seçildi Euro Cup'ta. Yani mütemadiyen Euro Cup'ın en özel oyuncusu. Evet. Hatta kadın basketbolunun en özel oyuncularından biri. Hatta bir adım daha öne gideyim. Kadın basketbolun devşirme olduktan sonra Avrupa basketbolunda çok değerli hale geliyorsun. Avrupa basketbolunun en özel 3-5 oyuncusundan biri haline geldi. Eğer Tera McCowan kullanımında bir sorun yaşamazsa belki seriyi kendi tarafına doğru çevirir Galatasaray. Umarız onu yapar. Umarız kupayla ayrılmayı sağlar Galatasaray. Onu söyleyebilmiş olalım. Ben burayı bitirmişken ben şeyden bahsedeyim küçük. Yani atladığımız için haftaya da konuşacağız. Konuşalım. Bence atlamayalım. Ligden düşen takım da belli oldu. Rize düştü. Onu da konuşalım. Çünkü biraz da orada ben bir ufak haksızlık da görüyorum. Evet, bunu haftaya saklayalım. Bunu haftaya saklayalım. Çünkü detaylı konuşalım. Ligi ara verilmeden önceki kısımda son 4 maçta 3 galibiyet alan Rize'den bahsediyoruz. Tek galibiyeti şu an Euro Cup finali oynayan, oradan aklıma geldi zaten. Euro Cup finali oynayan Galatasaray'a kaybettiler sadece. Valla Fatih abi ağzına sağlık. Bugün detaylı bir program yaptık ama haftaya da konularımız şimdiden belli. Tabii oynanacak maçlarımız var, seriler var. Ağzına sağlık tekrar. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Mesela. Değerli izleyenler, İNG Kadınlar Basketbol Süper Ligi Playoff heyecanı Spor TV ekranlarında devam edecek. Biz de bugünlük programımıza noktalıyoruz. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.